Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün rulo fiyatlarım ve ufak torpilden konfet yapmaya çalışacağım. Tabii birkaç malzeme daha var, bunlar şu an elimde değil. Hazırlanırken bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Rulomuzu aldık ve bir tane hazırlamış olduğum kapak var, kola kapağı. Bunu buraya takacağım, şu şekilde. İyice bastıracağım arkadaşlar. Bastırdıktan sonra bunun yapışması için buradan Japon yapıştırıcısı dökeceğim üzerine arkadaşlar. Çünkü Japon yapıştırıcısından başka yapıştırıcı tam olarak tutmuyor. Aslında silikon kullanırsak tutar ama sonradan geri tepebilir. Onun için Japon daha sağlıklı. Hemen döküyoruz üzerine şu şekilde. Bir tane Japon'un tamamıyla üzerine boşalttığınız gibi yeterli olacaktır. Tabii biraz kurumasını beklemeniz gerekir. Şu an alt tarafta zaten Japon çıkmaya başladı hemen. Evet arkadaşlar, rulonun alt tarafına kapağı yapıştırdık ve bitti. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz bisküvi ambalajlarından, cips ambalajlarından vesaire o tür ambalajlardan şöyle süsler yapmıştık. Ufaladık tabii ambalajları. Ve şimdi bunları rulonun içine koyacağım arkadaşlar. Ruloyu bunlarla doldurmaya çalışacağım. Fazla bastırmamanız gerekir. Şöyle yere vurarak inmesini sağlayabilirsiniz. Kesinlikle bastırmayın. Bastırdığınız zaman patlamayabilir arkadaşlar. Çünkü sıkışıyor içinden. Doldu. Evet, rulomuz doldu. Şimdi rulonun üstünü kapatacağız. Bunun içinde şöyle bir poşetimiz var arkadaşlar. Şu şekilde kapatacağız ve iyice gerdireceğiz. Şu şekilde. Gerdirdikten sonra pazarlığı keseceğiz şimdi. Ve bantla yapıştırıyorum şimdi. Ve poşeti gerdikten sonra bantla iyice yapıştırdık arkadaşlar. Yani bantladık iyice. Ve kapağı matkapla deleceğim. Şu şekilde. Tam ortasında olacak şekilde. Deldikten sonra bir tane torpilimizi alıyoruz ufak. Ve bir de fitilimiz var elimizde. Şu fazladır. Keseceğiz arkadaşlar. İkiye böleceğim fitili. Ve şöyle yapışkan kağıtlarımız var arkadaşlar. Bir tane kullanacağız. Bu şekilde. Aynı şekilde fitili de tam başına değecek şekilde hafifçe bastırıp tam oraya değecek şekilde bastırıp yapıştıracağız. Ondan sonra şu şekilde çevireceğiz. Ve torpilimizi aynı şekilde kapağa yerleştirip silikonlayacağız arkadaşlar. Ve silikonun kurumasını bekliyorum arkadaşlar. Daha önceden 3 tane hazırlamıştım patlatmak için arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Altta tabi etrafı silikonlu şekilde. Evet arkadaşlar, 3 tane hazırlamıştım ve sıra bunları patlatmaya geldi. Tabi bunları patlattıktan sonra ben olmayacağım arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. İnşallah beğenirsiniz ve bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.